Amerika'nın tabii bu süreçte İsrail katliamlarına verdiği destek bir sır değil. Hatta bu katliamların birincil tetikleyicisi. Zaman zaman dünyaya şirin görünmek için o katliamların durdurulması gerektiğini ifade ediyorlar. Ama sadece sözde, bir eylem, fiiliyat söz konusu değil. Fakat Amerikan hükümeti kanlı yüzünü de saklamıyor. Kongre üyesi Andy Ogles'tan skandal sözler var. Kameraların önünde Gazze'li çocukların hepsini öldürmeliyiz dedi. You've seen footage of shredded children's bodies. So I think we should kill them all. If that makes you feel better. İsrail'in çocukları öldürdüğü sivil katliamlar hakkında kılı bile kıpırdamadan işte bu sözleri etti. You've seen footage of shredded children's bodies. Duyanların kanını donduran ifadeleri kullanan bu adam Amerikan Kongresi'nin bir üyesi. Adı Andy Ogles. Joe Biden and his administration has allowed an invasion. Cumhuriyetçi kanattan olan Kongre üyesi duyanların kanını donduran sözleri meclis binasına girdiği sırada sarf etti. Yanına gelen bir kadın Gazze'deki çocukların ödediği vergilerle bombalandığını söyledi. Kongre üyesinden katliama desteği kesmelerini istedi. Skandal da o sırada yaşandı. You've seen footage of shredded children's bodies. That's my taxpayer dollars. I'm going to bomb those kids. So I think we should kill them all. If that makes you feel better. Shame on you. You have no heart. Çocukların öldüğünü görmezden gelen vicdansız kongre üyesi o kadarla da kalmadı. ABD'li kongre üyesinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Ancak katliamları bile umursamayan Amerikalı hükümet adamı eleştirileri umursamadı bile. İmralı açıklarında batan Batuhan A gemisinin kayıp mürettebatına, 4 mürettebatına hala ulaşılabilmiş değil. Bir haftalık periyot geride kaldı, bugün 8. gün. Görüş mesafesi sıfıra inmiş durumda. Dalgıçlar enkazın içinde elle arama yapıyorlar. Şu an itibariyle suda dalgıçlar. 660 personelle denizden, havadan, karadan çalışmalar sürüyor. Dalgıçlar görüş mesafesi sıfıra düştüğü için kayıp mürettebatı elle arıyor. 6 saattir aynı yandasın. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Gemi batıyor yarabbim. 15 Şubat gecesi Marmara açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte battı kargo gemisi. Geminin enkazına ulaşıldı. Denizin 51 metre derinliğindeydi. Aramalarda bir hafta geride kaldı. Şu ana kadar iki denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar aramalarını geminin yağcısı Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu noktada, makine dairesinde yoğunlaştırdı. 5. 6. elbisem. Gece saat 100'den büyüğüm. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Kaptan köşkü, kameralar ve güverte yeniden arandı. Bölge karanlık. Eşyalar sabitlendiği için yere devrilen dolaplar alanı daraltıyor. Deniz altında dalgıçların görüş mesafesi sıfıra düştü. Artık elle arama yapılıyor. Geminin akıbeti de belli oldu. Çalışmalar tamamlandığında karaya çıkarılmayacak. Eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacak.